yıl bayram ikramiyesi için yeni bir rakam belirlenirse tüm ikramiyeler aynı oranda artacak. SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerde bayram ikramiyelerinin yükseltileceği yönünde ciddi bir beklenti oluşturduğuna dikkati çekerek, her gün Türkiye'nin dört bir yanındaki yüzlerce emekliden ikramiye artışı ile ilgili telefon ve mesaj aldıklarını bildirdi. 2021 enflasyonu %36,08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler 1100 liradan 1496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek. Bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli bayram ikramiyelerine çevrildi. Emekli bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Bayram ikramiyesi müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuş ve ödenecek ücret 1000 TL olarak açıklanmıştı. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak revize edilen bayram ikramiyesi bu yıl kaç para olacak? 2022'de bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Ayrıntılar haberimizde. Milyonlarca emekli geçtiğimiz yıl 1100 lira olarak ödenen bayram ikramiyesini Erdoğan bu yıl 2500 lira olarak açıkladı. Bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? Emeklilere ödenen bayram ikramiyesi, senede iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde veriliyor. Dolayısıyla 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi de, 2022 Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs olacağı için ödemeler en geç 1 Mayıs'a kadar yapılmış olacak. Maaşı ne olursa olsun tüm emekliler geçtiğimiz 2200 TL ikramiye aldılar. Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranları nispetinde ödeme yapıldı. Bu oran %75 yani 825 artı 825 TL olmak üzere 1650 TL ödeme aldılar. Bu yıl bayram ikramiyesi için yeni bir rakam belirlenirse tüm ikramiyeler aynı oranda artacak. SGK SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerde bayram ikramiyelerinin yükseltileceği yönünde ciddi bir beklenti oluşturduğuna dikkati çekerek, her gün Türkiye'nin dört bir yanındaki yüzlerce emekliden ikramiye artışı ile ilgili telefon ve mesaj aldıklarını bildirdi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.